Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle ev yapımı yumuşacık hamburger ekmeği tarifi paylaşacağım. Her türlü ekmek arası tarif yapımında da kullanabileceğiniz bu puf puf ekmeklerin yapılışına dilerseniz hemen başlayalım. Hamuru için 3,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket instant maya, 1 adet yumurta, 1 su bardağı ılık su ve yarım su bardağı ılık sütü mutfak şefini alarak hamuru yoğurmaya başlayalım. Özellikle son zamanlarda mutfak şefi kullanarak da hamur hazırlamayı soranlar olduğu için bu şekilde hazırlıyorum. Yoğurma makinesi yoksa her zaman yaptığımız gibi kuru malzemelerin ortasını havuz gibi açıp sıvıları içerisine ekledikten sonra hamuru elimizle de yoğurabiliriz. Toparladığımız hamurun üzerine kapatarak ılık bir ortamda yaklaşık yarım saat boyunca mayalanması için bekletelim. Mayası gelen hamurun havasını alıp un serptiğimiz tezgaha aktaralım. Tekrardan yoğurarak hamuru toparlayalım, ardından hamuru 8 eşit parçaya keselim. Şimdi sırasıyla tüm parçaları beze haline getirelim. Şekillendirmesi kolay bir hamur. İlk defa hamur işi yapıyorsanız dahi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bezelerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olarak dizelim. Üzerlerini örterek 15-20 dakika boyunca tepsi mayasına bırakalım. Fırına vermeden önce tekrar kabarmalarını beklemek ekmeklerin yumuşak olmasını sağlayacaktır. Kabaran hamurların üzerine bir fırça yardımıyla su sürelim. Son olarak üzerlerine bolca susam serpelim. Eğer ekmeklerin üzerine nar gibi kızarmış istiyorsanız yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Önceden 180 dereceye ısıttığımız fırında alt üst fansız ayarda 20 dakika boyunca ekmeklerimizi pişirelim. Sürenin sonunda fırından aldığımız sıcacık hamburger ekmeklerimizi soğumaları için bir telin üzerine aktaralım. Oda sıcaklığına geldikten sonra ekmekleri afiyetle tüketebilirsiniz. Şöyle sizlere ekmeklerimin yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Puf puf yumuşacık kabarmış nefis bir ekmek tarifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bu ekmeklerle dilediğiniz her türlü hamburger veya cheeseburger tarifini hazırlayabileceğiniz gibi sandviç veya köfte ekmek gibi farklı ekmek arası lezzetleri de hazırlamanız mümkün. Şu anda ekranda bu ekmekleri kullanarak hazırladığım smash burger tarifini görüyorsunuz. Bu tarifi de yakında Nefis Yemek Tarifleri ana kanalında paylaşıyor olacağım. Videoya vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.